Arkadaşlar, Mucize Yumak YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yuvarlak motifli nasıl kare motife dönüştürebiliriz onu göstereceğim. Daha doğrusu şöyle yuvarlak başladığımız, hani yuvarlak devam ederiz. Kenarını nasıl kare haline getirebiliriz onu göstereceğim. Bu 12 trabzanla oluşturmuş olduğum sihirli halka içerisinde 12 trabzan oluşturup sonra ikinci sırasına her birine çift battığım ve üçüncü sırasında da bir tek, bir çift, bir tek, bir çift olarak devam ettiğim, artırdığım bir yuvarlak motif. Toplam üçüncü sırada 36 tane trabzanım oluştu. Şimdi ben bunu kare haline nasıl getireceğim? Onu göstereceğim. Bu arada yine de soran arkadaşlarım olursa ipim Nako Elite Baby. Bir de beyaz kısmını da şu iple örmüştüm. Yeşil ve beyaz kısmını. Himalaya'nın Ant Peeling. Çok kaliteli, çok güzel bir ip. Kesinlikle bebek yünlerinin içinde çok çok kaliteli bir ip diyebilirim. Yumuşacık, tüylenme falan yapmayan bir ip. Onu da söylemiş olayım. 4 milim de tığım var. Yine bebek battaniyelerinde kullanmak isterseniz bu bilgileri kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle ipimi sıkıyorum, bir tane zincir çekerek herhangi bir noktasından tığımı geçiriyorum. Bunu da buradan geçiriyorum ve şuradan arkadan tutarak 1-2 gevşek 2 tane zincir çekiyorum. Sonra hemen yanına, arkadan da ipimi gezdiriyorum arkadaşlar. Hemen yanına ikili trabzan yapıyorum. Yine alıyorum ikili trabzan. Her birine ikili trabzan olarak devam ediyorum. Şimdi buradaki sayının bir önemi yok. İstediğim zaman köşe oluşturabilirim. 1, 2, 3, 4, 5 tane olduktan sonra köşemi oluşturmak istiyorum. Üzerine aldım. Burası önemli. Normalde 2 seferde çıkarıyordum. İkili trabzan yapıyordum. Şimdi üçlü trabzan yapacağım ve geniş geniş, bol bol çıkaracağım. Bakın, ipimi çektiriyorum. 1, 2, 3. Bakın şu kısımda hemen bir uzama oldu. Üzerine aldım. Aynı noktaya bir kez daha batıyorum. Şöyle bakın, çektire çektire ikinciyi de yaptım. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Üzerine aldım. Aynı noktadayım. Köşeyi oluşturuyorum. Şu kısımları yap. Üzerine aldım. Aynı noktadayım. İpimi şöyle saklayacağım. Yine şöyle geniş geniş aldım. Üzerine aldım. Aynı noktadayım. Şöyle bol bol çekiyorum. Bakın köşemi oluşturdum. Aynı noktaya 2 tane üçlü trabzan, 2 zincir, 2 tane üçlü trabzan ve üçlü trabzanlarımı da gösterdiğim gibi bol bol, yani genişlete genişlete aldım. Şimdi araya 8 tane sık iğne yapıyorum. Özür dilerim. İkili trabzan yapıyorum. Hiç farklı bir şey yok. 8 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra aynı köşeyi oluşturacağım. Şu kısmı saymıyorum. 2, 4, 6 ve 8. Aynı nokta. Şimdi köşe oluşturacağım. Üçlü trabzanımı şöyle geniş geniş alıyorum. Aynı noktaya bir tane daha üçlü trabzan. İki tane zincir. Üzerine aldım. Aynı noktaya. Şöyle çeke çeke. Bakın. Bir kez daha. İkinci köşemi de oluşturdum. Bakın. Hemen kare oluşumu başladı. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ikili trabzanımı yapacağım.
bakın şu aralardaki 8 ikili trabzanı yaptıktan sonra köşeleri tamamlayıp birleşim noktasını oluşturacağım. Evet, bakın. Şimdi birleştiriyorum. Köşelerimi oluşturdum. Diğer köşelerimi de aralarında 8 tane ikili trabzan. Birleşim noktamında ilk çektiğim zincirin tepesinden kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Ve 2 tane zincir çekiyorum. Hemen şuradaki kısma batarak ikili trabzanlarıma devam ediyorum. Şöyle hızlı hızlı devam ediyorum köşeye gelene kadar. Aslında köşeler farklı değil. Sadece artırma noktasını göstermiş olmak istiyorum. Şimdi köşeye geldim. Köşenin içine aynı şekilde şöyle bol ala ala 3 trabzanımı yapıyorum. İki tane zincirimi çektim. Üzerine aldım. Yine 3 trabzanıma devam ediyorum. Bir tane daha. Bakın köşeyi oluşturdum. İki tane buradan, iki tane de buradan toplam 8 adetti ortadaki ikili trabzanımız. Yukarıya 2 buradan, 2 buradan 12 adet ikili trabzanımız olacak ortasında. Yanlarda da köşelerde de şöyle şunlar 3 trabzanımız olarak kalmış olacak. Şimdi ben bir de şu püf noktasını göstermek istiyorum. Düzgün durabilmesi için ve sayının azalmaması için normalde şimdi şöyle örerken hemen şuraya batabiliyor insan ama şu noktayı unutmamamız lazım. Bu kısım önemli. Buraya da batıp sayıyı eksiltmemiz gerekiyor. Bu şekilde devam edeceğim. Anlattığım gibi 2 tane 3'lü trabzan ortaya, 2 tane de buraya, aralarda da 2 zincir. Bu şekilde tamamını örüp geleceğim. Evet, ikinci sıra beyazımı da ördüm. Burada farklı renk örmüştüm. Burada beyaza devam ettim. Birleştirme noktasından, şu ilk çektiğim zincirin tepesinden kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Ve artık yuvarlak motifim bir kare motif haline geliyor. Bunu dilediğiniz gibi köşelerden ikişer artırarak yine ortadaki sayılar da artacak ama ikili trabzanlarımız olarak kalacak. Köşelerdeki üçlü trabzan haliyle böyle kare form elde edeceksiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Instagram hesabımda mucizeyma. Oradan da takip alırsanız sevinirim. Sorularınız olursa cevaplamaya çalışırım. Şimdilik herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.